Dedik ki gidelim. Tam gideceğiz. Oradan bam 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 silah sesleri. Herkes her yere koşuşturuyor. Ben direkt masanın altına kaçtım. Bir baktım yanında Kaan var. E, Yağmur yok. Yağmur yağmur bağırıyoruz bağırıyoruz ama kız yok, resmen ortalıktan kayboldu. Aksiyon filmi gibiymiş ya. Ders olsun işte bu da size. Teyzem sizin ne işiniz var böyle yerlerde ya? Ben hep söylüyorum zaten Alaçatı çok bozuldu diye. Neyse bir şey olmadı da Allah'tan. Yüreğimize inmedi. Kime diyorum hiç? Şuna bak. Bunun başına her şey gelir ya. Ne var ya? Sana da aşk olsun Canan. İnsan hemen haber verir değil mi? Abla ne gerek var yani, zaten oradaydık biz. Boşuna endişelenmeyin diye söylemedim. Tamam anne yeter artık. Tamam ama bir saniye bitiyor. Bunu bir doktora göstermemiz lazım, tamam mı? Kontrol edilecek. Tamam anne, acımıyor da zaten artık, yeter. Büyük hadise atlatmışsınız Yağmurcuğum. Sana da ders olsun bu. Hep sen tutturuyorsun. Alaçatı Alaçatı diye. Al sana gece hayatı. Ha benim suçum yani. Abla nereden bilecekler ya? O çocuk da yanınızdaymış galiba. Akgün mü? Ya neye adımını atsa bir aksiyon oluyor. Hiç gözüm tutmadı onu Yağmurcuğum. Ya ben bir cimlere gideyim, çöpe atayım. Malum kamyon haftada bir geliyor zaten. Kız deli, otur atar başkası. Ay yok teyze, zaten sabahtan beri aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Sıkıldım artık. Geleyim ben de seninle. Ay yok kan, şurası zaten. Asıl iyi ki Selim eniştem oradaydı. Siz Selim'le mi birlikteydiniz dün? Babamla mı beraberdiniz gece? Karşılaştık. Metin'in teknesinde. Metin de sağ olsun karşılaşma ihtimalimize karşı büyük bir hazırlık yapmış. Tesadüf ya. Tesadüfe bak sen. Baban nerede senin ya? Ha? Bilmiyorum ki işte. Nerede savcım? Ne bileyim ben nerede ya? Evindedir belki. Ha? Bir çağıralım. Sever o da böyle kurabiye falan. Sen ne düştün bu savcıya Metin? E bacanım. Yağmur. 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 Buradayım. Ne? Gel Selim, yaklaş. Ne yapıyor burada ya? Ne yapıyorsun orada sen? Yağmur. Ocağına düştüm. Yardım lazım, yardımın. He. Baban başıma silahlı adam dikti. Burada beni bekliyor bayağı. Dışarı falan da çıkarmıyor beni. Babam nerede? Emniyette. Dünkü mevzunun peşine düştü. Yağmur eğer Eray'la benim bağlantımı çözerse var ya bittim. Yağmur bana yardım et ne olur. Ya yani babam bu hayatta kaçırmaz. Yağmur telefonun yanında mı? Evet. Hah, bana versen de ben bir Eray'ı arasam da bir bilgilendirme yapsam önden. Eray? Eray ya dün hani mekandaki çocuk o işte benim kaçmama yardım edecek. Bütün işlerin başındaki adam o. Şimdi Selim savcım eğer gider de onu sorgularsa ben gidemem. Burada kalırım ben. E senin istediğin zaten benim gitmem. Ne olur o yüzden yardım et bana Yağmur, ne olur. Bilmiyorum Akgün. Çok saçma. Değil değil, saçma değil. Yağmur saçma değil. 5 dakika ne olur, 5 dakika. Şuradaki merdiveni buraya dayasan var ya, şu telefonu bana bir ulaştırsan daha hiçbir şey istemem senden. Ne olur Yağmur, ne olur sana yalvarıyorum. Baksana bana Yağmur, şu halime bir bak ne olur. Ya sen var ya, helal be sen. Yağmur sessiz ol. Sen biliyorsun değil mi? Hay benim salak kafam. Numarayı bilmiyorum ben. Ver. Yani sen bu yaşa kadar nasıl geldin bu kafayla? Al. Mekanı ara. Aynen. Ben arkadaşları daha önce görmedim, tanımıyorum. Tanımıyorsun. Yüzleştin de mi tanımıyorsun? Genel olarak o tip insanlarla alakam olmaz yani. Bu tür olaylar çok yaşanıyor bugünlerde, hep duyuyoruz. Ya bu sefer de bize denk geldi, biz de mağduruz. Şimdi bak delikanlı. O gece benim kızımla yeğenim buradaydı. Aa tabii. Yani şimdi durum benim için biraz daha kişisel, anlatabiliyor muyum? Çok geçmiş olsun efendim, yani telafi edebileceğim bir şey varsa yani. Dangalak dangalak konuşmadan neyi telafi edeceğim?
Sen bana yalan söyleme yeter. Yani bu adamlar burayı durduk yere taramadılar, değil mi? Bir şu telefon açsın ya. Oğlum, şu telefona bir bakın ya. Alo. Alo, Eray oralarda mı? Eray Bey şu an uygun değil. Sen bir versene kardeşim bana Eray. Kim diyeyim? Ya sen bir ver telefonu. Peki. Akgün Gökalp Taşkın. Neymiş? Akgün Gökalp Taşkın. O gece o da buradaymış. Her müşteriyi hatırlamamız mümkün değil gerçekten. Sen buna bir daha bak bakayım. İyice bak. Eray Bey. Önemliymiş. Kim? Söylemedi. Bakayım mı telefon? Kapatın oğlum şu telefonu ya. Kapat, çık dışarı. Çık! Kapattı. Bir daha ara. Şimdi aç, güvenlik kameralarına bakacağız. Memur arkadaşlar bakmıştı dün gece aslında. Tamam, biz bir daha bakacağız. Bir sıkıntı mı var? Yok efendim, estağfurullah. Tamam. Çocuğu tanımıyorsun, değil mi? Tanımadığını söyledin. Çünkü kayıtlarda ikinizi yan yana görürsem kırılırım. O zaman da oturur başka türlü konuşuruz. Tamam mı? Hadi aç şimdi. Açmıyorlar, açmıyorlar. Ya tamam, öyle yapma. Belki şansın yaver gider. Şansı yaver giden bir adama benziyor muyum oradan? Bir bak bakayım hadi. Telefon çalıyor. Yağmur, telefon çalıyor. Nasıl ses? Nasıl ses sallıyor bu? Ver. Merak ettiler beni. Ben geleyim. Tamam. Dikkat et. Hala boş biliyor musun? Ne? Düne dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ben nasıl düştüm, kafamı nereye vurdum? Yok. Ben hatırlıyorum. Güvendesin. Bir şeyin yok. Yağmur. Aşkım niye açmıyorsun telefonunu? Ya kusura bakma Kaan. Telefon sessizliğiydi, dalgınım biraz. Ya sorun değil aşkım da herkes merak etti seni. Çok sıkıldım. Herkes dün gece ne oldu ne oldu yani, bunaldım artık. Geçti aşkım artık. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ha? Abla! Dün gecenin videosu düşmüş internete. Sen ne varsın? Ne videosu? Ya Naz abla bulmuş. Dün gece işte sizin o gece kulübü videosu. Hadi ne duruyorsun hadi. İyi. Hadi hadi. Biraz geri sar bakayım. Al oğlum al, iyice geri al ya. Al iyice al. Ses yok ama tam bu sırada silah patlıyor, panik başlıyor savcım. Bu beyaz gömlekli şahıs kızı kurtarırken kolundan hafif yaralanmış. Üstüne atlamasa seken mermi kıza isabet edecekmiş. Devam edelim mi? Girişteki kayıtlara bakacaktın savcım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.